Karşıdan karşıya da birleştir. Hepsi belediyeye bağlı bunda. Öyle mi? Ne bileyim. İstanbul hmm. Büyükşehir Belediyesi diyor. Otobüsü matobüsü hepsi onlara bağlı bunlar abi. Hepsi oraya bağlı. Ya kullan gitsin be abi sonuna kadar. Boşver be. Ver sopayı be. Bugün var yarın yok ya. Bu devletin malı bitmez ben sana söyleyeyim. Bu devletin malı bitmez abi. Ben bir Ümit abi dedim. Altın abim. Babam. Cemil baba. Cemil babayı biliyor musun? Müteahhit Cemil abi var ya. Sen gördün mü onu hiç? Gördüm. 10 numara adam. Adamın kralı. Babayla o da. Babayın villaya gittik. Orada yani ben klipi zaten Bulgar'da bayağı çektim. Gösterdim sana Bulgar'da çektiğimi. Bakarız şimdi. Onu çektim abi. İşte Ümit abi neyle rica ettim dedim. Zaten Ümit abi yattıymış dedim. Abi böyle böyle. Oynan mısın ne demek be dedim. Altınay abiyi de topla. O da oynasın bari klipte. O da gitarı kaptı. Çektik işte öyle yarım saat, bir saat falan. Abi, yorulduk anasını satayım ben. Böyle bir trafik var oraya gelirken. Oynarsak? Var. Zayıf. Var yani stop. Ama çok güzel şarkı ya. Bomba yani. Bomba abi bombaydı. Öyle ya. Başka bir şey yaptığımız yok. Bak yani şuraya sahile kadar gittik ben. Gitti 200-250 lira para gitti. Aa. Ya şimdi çocuklara birer birer bir şey almadan anlıyor musun? O bu alıyorsun. Düşün yani. Yani bir restoranda oturup yemiyorsun. Bana. Bir yerde deme otursan gitti. Yani yarı asgari ücret yiyeceksin. Yani. Yani o kadar pahalı olmuş her şey. Bir 15 TL olmuş abi. Bir paket cigara olmuş 15-20 TL. Hadi diyeceğim şey içmesinler. Sigara, alkol, et de pahalı. Her şey pahalı abi. Isırı da pahalı, mercimeğe de pahalı. Yani nereye gidiyor bilmiyorum hani. Kırsıkta verip getireyle alıyorlar. Tabi abi aynen öyle. Yoksa Türkiye pahalı değil, her taraf pahalı. Yani Bulgaristan'a gidiyorsa orası da çok pahalı. Yani fiyatlar çok uçuk yani abi. Şimdi bu market denen bir şey, aslında bu marketler yok mu bu? Çünkü ucuz sattı bunlar. Küçük esnafın anasını belirli taraf edersin. Şimdi eskiden bir sürü satan vardı. Şimdi bakkalları tam kafasını kopardı ya bunlar. Kopardığı için büyük marketlerden millet alışveriş yapıyor. Ulan bir üretici fabrika var bir de market var. Adama rekabet gücünde olmadığı için istediği fiyata satıyor millete. Bak Bulgar'da işte o geçen kardeşimle gittik ya. Kuzu eti o kaburgası yok mu? 77 levaya satıyorlar ya. 77 lira. Bak Türk parasıyla kaç paraya geliyor biliyor musun? 4 ile çarpacağım. Bu 300 liradan fazla. 300 liradan fazla. Valla. Ya. Kaburgalar abi kemik. Koyun mu kuzu mu? Yani kemikli. 77 lira var. Yani pahalı yani abi. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Pek hayır değil ama. İstanbul'un da suyu kalmamış. İstanbul suyu kalmamış. Kesecek yıl abi kesmeyin. Ne böyle bu? Binayı yapıyorsun o kadar bina yapmışlar ama işte su çekmediği için bitiyor. İmamoğlu Esenler Otogarı'nı almış. Aha. Olmuş mu? Temizlik falan yaptı. Temizlesin be orası çok pisti be.
Bayağı pis orası. Çok pis. Evet yani. Genelciler falan aşağıda. Evet tabi yani. Yani güzel bir şey yapmaları lazım oraya. Bu otogar iyi orada yani, büyük otogar. Şimdi orası nasıl herhalde belediyenin olacak herhalde orası. E şimdiye kadar kimin belediyenin değil miydi? Bence belediyenin de gene. Bilmiyorum ki vallahi öyle şeyler oldu ama sonunda öğrendi. Ne de kahve az bile geldi bana da biraz tane. Değil mi sana da ya? Az geldi değil mi sana da? Aradım baktım bitmiş. Şeyin içinde bak hemen çevireceğiz onu. Tamam. Baba çevir istersen ben. Tamam. Sana zahmet çevirelim şunu ben. Az geldi çünkü ya. Az geldi abi. At abi sana zahmet. Eyvallah baba. İçelim bırak abi daha ya. İyi gelecek. İyi gelecek abi. Ya yapılması gereken işler var. Karantina falan filan. Yorgunum. Başım ağrıyor. Hareketsizlik. Bakalım be. Yani. Bakalım. Bir iş aldık. Yarım yamalak şu an işler hepsi. Onları tamamlamam lazım. Bakalım inşallah. Ağır ağır yapacağız. Ağır ağır yapacağız onları. Bakalım. Benim Marmara şarkısından hep döne kaldırmışlar. Yani o troll takımı nasıl saldırdı, nasıl şey yaptı şarkıma. O orospu çocukları sardım bizim Ender'e de doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Boss diyor, most diyor. Ne diyor anlamadım. Ben de yeni versiyonunu yapacağım. Yaşa. Babayın yeni şarkısı geliyor. Bomba geliyor, bomba. Bomba geliyor. Bomba geliyor babanın. Ha. Hafife almayın kontok babayı. Bombalar arka arkaya geliyor. Arka. O Rusların katuşası var ya, katuşa böyle arka arkaya paralel roketler yan yana uçuyor. Bir basıyor düğmeye 100 tane birden, 50 tane birden. Kontok babanın Hitler arka arkaya geliyor. Ha. Nasıl bir güzellik bu sendeki? Ay. Yaşa.
alt yapı hazır şu anda. Böyle yapılması gereken mixler var. Hangisinden başlasam, nasıl başlasam, nasıl etsem bilmiyorum ya. Hangisinden başlasam, nasıl yapsam, nasıl etsem. Hakikaten bilemiyorum. Seneler mi gidiyor yaşlanıyorsun, böyle bir şey hali var, hep yorgunluk hali üstünde. Hani galiba var üstünde. Şeyi bitirdik. Biraz onu açayım. Silmiş konu ya. Video vardı burada. Silmiş konu. Yani. Smile Tune Cübran şarkısını dinliyordum. Onu dinliyordum. Başka son zaman başka ne yaptım? Kayıtlar falan. Baran'ın müziği. Onu yapmam lazım. O yarım. 2-3 tane kayıt var. Emin'in onları mixlemek lazım. Altyapı siparişleri var, onu yapmak lazım. Hangisinin? Benim çalışmalar var, klip montajları falan. Ya nereden başlayacağımı bilemiyorum ya, uykum var. Hiçbir bok yaptım ya, koca gün yatıyorum. Böyle bir yorgunluk hali var üstünde. Havalar biraz soğudu, şimdi iyi. Belki biraz bu havaların sıcak gitmesi etkiliyor beni. Biraz şöyle serinlemesi lazım. Sabah çektik, asıldık. Hani kardeşim, babam falan. Ya vallahi şeyin bomba pluginleri varmış. Bunları şöyle bir göstereyim. Baba falafel, hani bomba ya. Çok iyi yer abi. Buradan eksi bir, eksi üç. Bomba ya, öyle söyleyeyim. Şu siyah olan giriş sinyalini gösteriyor. Bu da output çıkışı. Koparıyor baba, koparıyor. Bomba bir plugin. Ya bomba bomba hem de... Baba yaptın mı yoksa kahveyi ya? Ne zaman yaptın onu sen, bu ne ya? Ya sen ne hızlısın, valla yemin ederim mezarda ya. Ne zaman yaptın da
Demlediğinde şey yaptım. Adam sert sert doldurdum. He? Sert sert doldurdum. Helal. Sert yaptın değil mi kahveyi? Evet. Adamsın. Adamsın, uykumu açamadım lan, olmuş. Saat 6, uykumu açamadım lan. Adamsın. 3 ay Bulgar'a gidemeyeceğiz. 3 ay buradayız. 3 ay Türkiye'deyiz. Of. Allah'ımıza şükür be. Bugün bize şükür ya. Yani bakın millet abi, ya yani kendi şehrinin içinde bile bir şeye, yani bazen kendi şehir içinde bile merkezine gidemiyor senelerce. Allah'a şükür yani senede en az bir 10-15-20 kere yurt dışına çıkıyor. İyi. Ne diyelim, bugünümüze şükür yani. Bugünümüze bereket versin. Çok kötü durumda olan ne var? Yani Allah bir bereket versin bugünümüze. Bugünümüze şükürler olsun. Peki. Eyvallah baba. Adamsın be. Bir de neredeydin? Başla baba, oturuversin. Başla ben çizim, sen rahat ol baba. Sen kapıyı kapatıp üşüme. Sağ onu bir adasın. Salon villadasını be. Tarık baba. Sen de biz de azmere bir kafetere bir restoran kafa darlar diye. Anlıyor musun? Öyle seninle bir restoran açacağız. Ama öyle bana müşteri bizim, biz var ya sikimize göre biz çalacağız, biz oynayacağız. Yani öyle anlıyor musun? Orası bizim mekan olacak. Bizim kafamızda iyi insanlar. Hani öyle lan onu getir bunu getir. Yüksek sesle zaten yazacağız. Yüksek sesle söyleyemezsin. Rica edeceksin. Ama patron yasak. Biz anlıyor musun? Hani orada ya benim param var lan. Siktir senin paranın. Amana korun paranı. Hani öyle bir mekan açmamız lazım. Yani ben düşündüm onu. Onu yapacağız. Bak onu yapacağız. Bak kondok yap. Onu yapacağız. Onu yapacağız var ya o mekanı. Hani hep hayalim ama... Şehri kapattı galiba, sen söyle. Volkan vardı. Kim abi? Eker'in orada beyaz bir kafe vardı. Onu bilmiyorum. Bağdat'ın yanında. Abi orada çok kafeler. Ben ondan hiçbirine gitmedim. Birkaç kere öyle çay içmiştim. Haluk çağırdığı zaman Haluk hep oraları takılıyordu. Haluk babanın yanında. O zengin bayağı. Evet. Yürütemedi yani. Ne yapsın bu abi şimdi? Baksana müşteri yok. Adam tabii... Yani nasıl yürütüyorsun abi? Şimdi bu adamların vergisi var, yok muhasebecisi var, yok kirası var. Sen hazırdan yani düşün, buna hazıra dağlar mı dayanır ya? Hazıra dağlar mı dayanır ya? Ya şey yapınca başka yerde açacak adam. Yani kapamak en mantıklı. Ümit abinin bahçe restoranı Tekirdağ'da, adam kapamış orasını, başka yer açacak. Kapatmış yani orasını. Hangi Ümit abi? Ümit abi yok mu? Klavyeci. Bizim Ümit abi. Bizim Ümit abi. Onun öyle dükkanı mı var? Ya onun değil. O çalışıyordu bahçe restoranda Tekirdağ'da. Yani o patronlar iş yerini kapamış. Patronlar iş yerini kapamış yani. Adam başka yer açtı. Şu anda baksana bu koronalar, moronalar. Nereden geldi anacını satayım ya? Affetti be. Yani... Ya inşallah işte biraz daha saygılı olur insanlar. Evet. Artık ölüm var bu konu. Biraz daha böyle bir saygılı olmalar lazım. Yani birbirimize karşı biraz daha toleranslı olmamız lazım bu saatten sonra. Ölüm evet. Var ya iki günlük evet. Hani. Evet. Ama insanlar iyice azıyor tabii. İç yani saygı ben göremiyorum herhalde. Yani saygı. Nerede abi saygı? Ben de çok farklı. Şöyle 10 tane koyun alıp da. O da güzel fikir. Aslında Tarık bak şöyle bir şey yapabiliriz baba bak. Yani mantıklı mı? Köy yerinde açarız bir mekan. Hem koyunlar da köy yerinde mekan gitmez. Baba yapıyorlar süper mekandan yapmışlar. Bak bu önerilerde yok mu? Orada 10 numara mekan. Orası gider zengin ya. Zengin. Biz mi? Biz gittiğimizde biz bulacağız öyle bir köy. Gelecekler be.
Bizim hatırımızda o kadar sevenim sayanımız var. Yapacağız orada bir mekan. Koyunlar da olacak. Hindiler de küçük çaplı bir tane hayvanat bahçesi yapacağız böyle. Yapacağız onu. Şeyden geçemiyorum ya. Şimdi devamlı anneannem de yaşıyor. Evet. Allah'tan uzun ömür versin. Yani Allah uzun ömür versin, evet. Dayım bir işte o işi yapacak gibi. Evet. Süper. Ben de kenardan. Yani. On numara abi. Vereceğin sopayı bak. Traktör de var orada. O on numara. Ya Tarık senin durumun süper be sen. Sen on numarasın be. Sen durumun süper be. Ya daha doğrusu yani bak. Yani bizim durumumuz süper. Hani evet. Şimdi bazı ya şimdi bazen şikayet ediyoruz. O mu diyoruz ama abi bak. Ne kötü durumda onlar. Biz ağlanıyorsak o zaman onlar ne yapacak yani? Yani insan tabii daha iyisin işte. Ama dedim ya 50 milyon var şimdi direnceye. Şimdi yine gördüm abi. Pişman oldun değil mi herhalde? Gördüm mü pişman oldum yani. Adım. Ayakkabı yok neredeyse ayağında. Abi böyle. Tarık bak o direnci... Yani, ama senin daha iyiydi. Şimdi bak Tarık o direnciyi geçen ben de gördüm. Abi böyle ha. Düşük sesle konuşuyor değil mi? Evet, evet. Bak çok var ya. Ya baba. Adam. İşin piri olmuş ya. Bak ben sana şimdi olayı anlatayım. Bir agamın malzemeleri vardı. Ben işte Bulgaristan'a Razgırt'a yolladım. Şimdi orada o standart o dilenci orada galiba takılıyor. Dilenci buradan geliyor. Allah rızası. Tamam mı? Simitçi geldi. Simitçi hep orada simit sapan adı da adamla ya değişik bir simitçi mesela. Evlendireni, evde kalanı evlendiren simit. Acayip acayip anladın mı? Yani böyle terimleri var. Evet. Yine yolunu buldum hemen koyduk seni sabah sabah dedi. Dilenciye dedi. Dilenciye. Tabii. Hani onu biliyor çünkü. O adam artık onu çözmüş. Yolun sabah sabah yine yolunu buldum hemen koyduk. Yani kulağını benim yanımdayken. Yani adam sonuçta helalinle para kazanıyor, öteki de direnerek sistemi çözmüş. İşte kartı evet. Yaptıracağım. Evet. Tam girdim şeye, kaymakamlığa girdim. Kadın dedi, tartışıyorlar da derdini anlatıyor bir kadına masada. İşte hararetli, ben işte yardım ettim bilmem falan. Yani. Tamam. Bir dakika dedi, bazen sizi bir dışarıda bekleyin dedi. Ha sana mı dedi? Kapıyı da çektim böyle. Şimdi tamam, niye seni dışarı çıkarıyor memur? Kim ki o ya? Ya yok. Ben zaten dışarıdayım. Aha. Ama sana mı dedi? Bir dakika bekleyin. Bana dedi. Bize beni geleceğimi anladı. Sonra işte... Ya? Ben dedim... Şey dedi... Kadına dedi, sonradan işte millet dönüyor dedi yani. Hayır, tabii dönüyor, aynen öyle. Onun için kimseye yardım etmeyeceğim bundan sonra dedi. Bana da geldi, bana da yardım edemedi yani, bana da yardım edemedi. Valla. Şöyle tutadı şeye, nereye? Nüfus müdürlüğüne. Kaşırdı. Ben sana yardımcı olayım. Tam da üstüne gittim abi. Ya Tarık yani ya dilenci diyorsun da abi adama yani bir göz içinde bakıyorsun bak adam simit satıyor yani sonuçta 40-50 kuruş para kazanıyor simitten yani adam işte yani o 20-30 simiti satmak için affedersin ya götünü paralıyor bu adam yani Allah rızası için tıkır tıkır paraları atıyor cebine 1-5 anlıyor musun yani dilen? Peygamber Efendimiz direnirken bir tanesini görmüş. Evet. Para istemiş işte. Sonra Peygamber Efendimiz demiş, evim var mı demiş. Var demiş. Oturak var mı demiş. Var demiş. Kaç tane oturak var demiş.
3-4 tane var demiş. Evet. 2 tanesini al demiş. Gel bana demiş. Ondan sonra şimdi git bunları sat demiş. Sat. Onun parasıyla demiş ormanda odun topla sat demiş. Hani hep şey var. İşe yönlendirmiş. Ticarete evet yönlendirmiş o peygamberimiz. Ne güzel aklı vermiş. Ne güzel işte. Öyle olunca şimdiki gençlerde bu yok işte. Yok, yapamazsın yok. Yani. Valla Tarık ben vermem abi dilenciye para. Ben geçen verdim ya ona para. Evet. Elini kaptı senden geçen. İnşallah dedim yani yarar bir şeyler yapar dedim yani ama keşke deseydim dedim. Git sanayide bir iş bul işte. Bulmaz. Abi bak Tarık yani bak, o adam şundan emin ya böyle yaptığı zaman bir ayakkabısı yırtık bir de ya rolü çok iyi yapıyor. Rolü normalde öyle değil o uçak gibi de. Anladın mı? Orada rolü çok iyi yapıyor. Allah seversin. Öyle bir hareketleri de yavaş tamam mı? Konuşması da yavaş. O rol abi. O senin o şekilde olman için çok bitkin olman lazım. Çok hasta olman lazım. O şekilde ne demek? Ya benim ninem daha hareketli 82 yaşında. Bu genç adam ya. 30 yaşında yok o. Nasıl öyle şey olur? Çok hasta olman lazım o kadar hareketli olmak için. Normalde ağzının ortasında bir tokat sokacaksın onu. Bakmaz gözleri patlayacak onu. Ya sana söyleyeyim mi? Ağzının ortasında iki tokatacak. Sen ne yapıyorsun lan der. Hani bir anda dirilecek. Ejderha çıkar içinden. Denemek lazım. Ağzının ortasında bir tokat çok onu. Bıçak da çıkarır şerefsiz bezemek. O yüzden ben onlara para mı? Günahımı bile vermem. Vallahi günahımı bile vermem. Böyle dedim ulan şerif. Yani böyle hafiften küfürlü simitçi böyle onun gene pay yeni yolunu buldun amına kodum diye. Simitçi öyle diyor ona. Yeni yolunu buldun amına kodum. Hani. Düşün adam simit satmaya çalışıyor. O şey direnerek de sen de simit sat. Poğaça sat ama o kadar çok para kazanamaz poğaçayla. İnsanların duygularını suistimal ederek daha fazla para kazanıyorsun bu hayatta maalesef böyle. Sen böyle.